Artı TV'den günaydın sevgili izleyiciler. Bugün 30 Kasım 2021 Salı 1153. gün başlıyor ile karşınızdayız. Hemen gazetelerle başlayalım. Gazetelerde de göreceğiniz biçimde özellikle İstanbul Marmara bölgesi ve başta İstanbul olmak üzere dün Lodos 130 kilometre hızla esmiş ve 6 kişinin hayatını kaybettiği bilgileri var gazetelerde. İnşallah o kadarla kalmıştır diyoruz ve köprülerin üzerinde adeta ölüm dansı yapan kuryeler vardı. Onları da biraz sonra ekranlarınıza getireceğiz sizin. Bir kuryenin de anısı var, kendisi paylaşmış. Ben diyor ateistim, köprünün ortasında diyor selavat getirdim, köprüye ateist olarak girdim. Köprüden diyor Müslüman olarak, inanmış Müslüman olarak çıktım diye de şaka mı gerçek mi artık bilmiyoruz onu ama hakikaten bir ölüm dansı söz konusu. Gazetelerle başlayalım. Birinci sayfada Yeni Yaşam'ın özgürlük bayrağı başlığı yer alıyor. Dünya Abdullah Öcalan'ı böyle tanıyor. İlham kaynağı, geliştirici, çözümcü. PKK lideri Abdullah Öcalan'ın üzerindeki tecrit ve ağırlaştırılmış müebbet cezasının Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin önümüzdeki günlerdeki toplantısı ele alınması beklenirken, Öcalan'ın özgürlüğü için yola çıkan özgürlük gemisinde yer alan çeşitli ülkelerden düşünür ve aydınlar, gazetemiz için PKK lideri Öcalan'ın özgürlüğü neden önemli ve Öcalan sizin için nedir sorularını yanıtladılar diyor. Hepsinin görüşleri burada yer alıyor. Birinci sayfada özgürlük gemisi büyük bir yelkenli tekne. Evet. Kobane davası sıradaki hakim kim diyor. Kobane davasına bakan Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nin üyelerinden biri daha değiştirildi. Duruşmada söz alan avukatlar, daha önce bir mahkeme başkanı görevden azledildi. Şimdi ikinci bir üye daha var. Siz daha ne kadar oturacağını da bilmiyoruz demiş avukatlar dün yapılan duruşmada, itirazda. Ve bu adamlar, bunları yapanlar şöyle söylüyorlar. Biz ne zulümler çektik diye de dert yanıyorlar. Evet. Bir başka haberde tecavüz zanlılarına serbest TÜGVA'lı olmak yargıda avantaj sağlıyor. TÜGVA'yı da biliyorsunuz herhalde, Bilal Erdoğan'ın yönetiminde olduğu hayırsever vakıf. Evet. Cinsel saldırı zanlıları serbest, tacize, tecavüze, cinsel şiddete, çocuk istismarına hayır dövizinin yer aldığı haber şöyle devam ediyor. Bölgede özel savaş yöntemi olarak uygulanan cinsel saldırıları bir yenisi daha eklendi. Adıyaman'da bir öğrenciye tecavüz girişiminde bulunan Yusuf U'nun TÜGVA'dan olduğu öğrenildi. Evet. Bu ne, nerede vakıf varsa dini vakıf yani, bunlara bakıyorsunuz. Ya cinsel taciz ya tecavüz şeyde, onların da tabii Diyanet İşleri Başkanlığı da maşallah var. Şey gibi, seksoloji departmanı gibi, dinle ilgili fetva isteyenlere belden aşağı her şeyi açıklıyorlar. Yani bakıyorsunuz ki cinsel bilgiler... Cinsellik Daire Başkanlığı. Neyse, geçelim bunları. Evet, AKP ve MHP iktidarının Kürt düşmanlığı, tecrit, birinci sayfadan okuyorum. Savaş, baskı, yoksulluk politikalarını derinleştiren ekonomik kriz hakkında halkın sırtına yüklenen ve çıkış için sandık işaret ediliyor. Özgür Politika yazarı Selahattin Erdem, seçim çağrılarına, sokağın önemine, muhalefetin durumuna dikkat çekip daha çok cesaret vurgusu yaptı. Evet, Öcalan için neler söylediklerini birkaç yabancı uluslararası siyasetçi, bilim insanlarının görüşlerinden birkaçını daha okuyalım.
Stefano Manrimo İtalya'dan şöyle demiş. Sorunun kendisi olmadığı, sadece Kürt halkının değil, kültür, din, siyaset ve benzeri hiçbir ayrım gözetmeksizin barış koşulları içinde şans vermenin yolunun kendisi olduğunu tüm dünyaya gösterdiği Öcalan bir özgürlük bayrağıdır demiş. Özgürlük bayrağını da bir sayfaya almış Yeni Yaşam gazetesi. Sırada Evrensel var şimdi. Evrensel'in birinci sayfası toplu sözleşme görüşmeleri için yeni ek zam ve yeni görüşmeler de başlıyor. Cumhuriyet'le bakalım. Evet, peki. Cumhuriyet'le bakacağız ama Cumhuriyet'in... Cumhuriyet'le ilgili daha sonra başka bir haberimiz de var. İyi de olmayan bir haberimiz var. Bunu da size önce gazete okuyayım, sonra buradan. Cumhuriyet 5 yıldızlı eşitsizlik diyor. Manşette öğrencilerin eğitime erişemediği Türkiye'de fırsat eşitliği başlığıyla toplanacak Milli Eğitim Şurası'nda komisyon toplantıları lüks otelde yapılacak. Marriott Ankara'daki komisyon toplantısına yaklaşık 600 kişinin katılması beklenirken Ankara dışından gelecekler otelde konaklayacaklar. Onlar otel için toplantı yapıyorlar. Toplantı için otel tutmuyorlar. Hem sattılar hem de batırdılar. Bu da Cumhuriyet'in manşeti. Ülkenin her şeyini özelleştirdiler. 2.2 trilyon borç taktılar. Mustafa Çakır'ın haberi. Hazinenin iç ve dış borçları Ekim'de 88 milyar lira daha artarak 2.2 trilyon liraya yükseldi. Ekim'de artışın tamamı baş ekonomist, çok güzel baş ekonomist, Erdoğan'ın yarattığı kur farkından kaynaklandı. Hazinenin toplam borç stoku %60'ı döviz cinsinden alınmış borçlardan kaynaklanıyor. Borcu kişi sayısı ise borçlu kişi sayısı ise 34.6 milyona çıktı. Yani Türkiye'nin 80 milyon olduğunu varsayarsak Türkiye'nin %48'i borçlu demektir. AKP'liler İskilipli'yi izinde diyor. İskilipli Atıf'la ilgili olarak öyle bir şeyleri var. Cumhuriyet döneminde Cumhuriyet düşmanı olarak şey yapılmış, damgalanmış ve üzerinde silinmiyor, izi var. AKP'liler de işte ekonomi sarpa sardıkça böyle yerlere tevessül ediyorlar. Boğaziçi'li öğrenciler yargılanıyor. İşkence, taciz ve tecavüzle tehdit edildiklerini söylediler. Boğaziçi Üniversitesi'nde kayyum rektöre karşı direnen 51 öğrencinin yargılandığı davaya devam edildi. Öğrenciler neden gözaltına alındık, ne suç işledik bilmiyoruz dedi. Gözaltında darp edildiklerini, cinsel tacize uğradıklarını ve tecavüz tehdidi aldıklarını söyleyen öğrenciler hakkındaki adli kontrol şartı kaldırıldı diyor. Fotokopi de askıya çıktı. Askıda ekmek uygulamasının ardından Rize'de ekonomik durumu kötü gençler için askıda fotokopi uygulaması başladı. Yani askıda fotokopi kağıdı 2464 yaprak var. İhtiyacı olanlar oradan çekecekler. Kağıt parası almayacaklar. Kavala nedense minicik verilmiş burada. Sivil topluma tehdit. 4 yıldır tutuklu yargılanan iş insanı Osman Kavala kendisine yöneltilen casusluk suçlamasını reddetti. Kavala casusluk iddiasıyla yaşadığı tutukluluk sürecinin sivil topluma yönelik tehdit olduğunu tehdit olduğunu söyledi. Osman Kavala 4 yıldır ve somut hiçbir suçu yok. İleride bu dönem açıklanır, bu dönem üzerine çalışmalar yaparken nasıl
bu kadar fütursuz davranabilmiş bir siyasi lider nasıl başına buyruk olmuş ve nasıl herkes ona biat etmiş diye soruları soracaklar gençler, geleceğin akademisyenleri. Tarihte şöyle yöneticiler var. Mesela Rusya'da Deli Petro var. İşte Roma'da Neron var. Bir dönem onlar yönetmişler büyük büyük imparatorlukları. Şeyde de var, Osmanlı'da da var Padişah Deli İbrahim. Hadi canım yani nasıl yönetici olunur falan, yönetebilir aklından zor olanlar diye soru işaretleri bir türlü insanın kafasında netleşmiyordu. Ama yaşadığımız dönem o konuda bir hayli fikir verici oldu. Cumhuriyet'in karikatürü milli ekonomide milli güvenlik ekonomi milli güvenlik kurulu gündeminde başlığı atmış. Generallerin omuzunda hedef okları var. Milli güvenlik kurulu MGK gündem diye hani askerler her şeye Zafer Timuçin'in karikatürü bu. Askerler her şeye karışıyor diye eleştiriyorlardı askeri vesayet yönümü diyorlardı ya şimdi. Hani kalkmıştı demek askerleri yeniden devreye. Bizim yanımızda olursa sorun yok demek ki diyorlar. Lodos 5 can aldı. Yazarlarımız da yorumluyor diyor Orhan Bursalı ve Erdal Sağlam. Bir de Cumhuriyet'ten bir iç haber vereceğim şimdi size. Cumhuriyet Gazetesi'nin 2 hafta önce Türkiye Gazeteciler Sendikası'yla ...18 yıl sonra yaptığı toplu sözleşmenin ardından bugün 8 sendikalı gazeteci işten çıkarıldı. Olcay Büyüktaş, Akça Yazı İşleri Müdürü, Sami Gürel, Spor Müdürü, Rüya Özkalkan, Düzeltme Servisi Şefi, Hilal Köse, Cumhuriyet Pazar Sorumlusu, Tuğba Özer, Muhabir, Ece Piroğlu, Muhabir, Vedat Arık, Foto Muhabiri, Mahmut Gündüz, arşivden çıkarılmış. Bununla ilgili olarak da Aykut Küçükkaya açıklama yapmış. Önce gazeteciler, Aykut Küçükkaya şöyle diyor. Cumhuriyet'in genel yayın yönetmeni olarak yıllardır birlikte çalışmaktan gurur duydum. 8 çalışma arkadaşım bilgim ve onayım olmadan şirket yönetimi kararıyla işten çıkarılmıştır. Cumhuriyet emekçisiyim. Bu kararın geri alınması için yapılacak bütün mücadeleye omuz vereceğim demiş. Cumhuriyet emekçileri olarak alın teriyle yarının gazetesini yaptık. Manşetleri attık. 8 arkadaşımız gazeteleri Cumhuriyet'e dönecek. Manşetleri onlarla birlikte atacağız demiş Aykut Küçükkaya. Sendikanın da açıklaması var. Cumhuriyet Gazetesi'nde 8 üyemizin işten atılması yönetimin sendika karşı tutumunu bir kez daha su yüzüne çıkarmıştır. Meslektaşlarımız işe geri alınması için Cumhuriyet önünde buluşuyoruz. 30 Kasım Salı yani bugün saat 11'de zaten sendikanın da orada hem Cağaloğlu'nda hem de oraya yakın ofisleri var. Saat 11'de orada olacaklar. Emekçiler alınması için geriye. Evet, Alev Coşkun'un başarısı da bu. Cumhuriyet Gazetesi. Sonra sen nasıl yazacaksın işçi haberlerini? İşçiler işten çıkartıldı. Sen kendin toplu sözleşme imzaladığı için işten atarsan biraz hani bu ele verir talkımı kendi yutar salkımı hesabı. Hangi gazeteyle devam edeyim? Gökhan'cığım, Evrensel oldu mu? Evet, geldi. Tamam, Evrensel'le devam edelim. Toplu iş sözleşmesi sürecindeki cam işçilerinden kristal işe çağrı. İşçiler sadece patronlarla mücadele etmiyorlar, sendikalarla da biraz araları limoni. Çünkü hak istediğin zaman her yerde kötü oluyorsun. Onayımızı almadan taslağı sunmayın. Bu taslak yetersizdir. Şişecam ve kristal iş arasında yürütülecek toplu iş sözleşmesi görüşmeleri kapsamında cam işçileri ortalama 24 lira brüt olan saat ücretlerine 18 lira zam talep ederken hazırlanan taslakta 12,5 lira zam istendi.
cam işçileri gerçek enflasyonun %50'leri doların 13 lirayı geçtiği bir ortamda bu taslak yetersizdir dediler. Fabrikaya sandık kurulsun. Bir yılda karı %192 arttırarak 2021 yılının ilk 9 ayında 4.09 milyar net kar elde eden Şişecam çalışan işçiler, genel merkezin açıkladığı taslak şubelerde oluşan taslak değil. Taslak patrona sunulmadan önce işçinin onayına sunulsun, fabrikalara sandık kurulsun diyor. İşçilerin yolu çok azık, çok zor ve engebeli. Akademisyen gerekçesiz işten atıldı. Nişantaşı Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak çalışan İsmail İkinci 15 Ekim'de gerekçe gösterilmeden işten çıkartıldığını belirterek bundan 7 ay önce 15 gün ücretsiz izne çıkartılmış 7 ay önce ve arkadan da bu gelmiş. Birinci sayfadan haber vermişler. Depremzedenin 20 metrekarede yaşam mücadelesi. Elazığ'da 2020 yılında gerçekleşen depremden bu yana Can Polat ailesi 20 metrekarelik konteynerde yaşam mücadelesi veriyor. Yaştan dolayı iş bulamadığını söyleyen Çetin Can Polat, konteynerde yaşamanın zor olduğunu belirtti. Unutulduklarını dile getiren Can Polat, biz ne olacağız sorusunu sordu. Halbuki Erdoğan depremden sonra buraya dedi evler yapılacak, en kısa zamanda dedi yaraları saracağız dedi. Bir süre sonra 8 ya da 10 ay sonra bitmiş 1-2 blok önünde TOKİ evlerinde işte dedi yaraları sardık, hadi bana eyvallah dedi. 2020 burada. Bu arada da bugün sabah saat 7'de biz yayına başlamadan önce İzmir Urla'da 5.1 şiddetinde deprem oldu. İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer açıklama yaptı. Hasarımız yok dedi. Yani ölü yaralı zaten yok da bina hasarımız da olmadığını söyledi. Cinsel suçlar gücünü sessizlikten alır. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden doçent doktor Ayten Zara, istismar ve ensestin engellenmesi için bunlara tolerans gösterilmeyen bir kültür inşa edilmesi, cezanın indirimsiz uygulanması gerektiğini belirtti. Cinsel suçlar gücünü sessizlikten alır diyen Zara, ensest ve istismarın konuşulmadığı her gün çocuklara cinsel şiddete maruz kalacağını ifade etti. Bu çok korkunç tabii ki. 194 ülkeye, yani Birleşmiş Milletler'in tamamına omikron uyarısı. Dünya Sağlık Örgütü omikron varyantının küresel yayılma riskinin çok yüksek olduğunu açıkladı. 194 ülkede Güney Afrika'da tespit edilen omikron varyantına karşı aşılamayı hızlandırma uyarısı yapıldı. Ayrıca onu da tanımak gerektiğini söylemişlerdi. Hukukun zaferi madeni durduracak mı? Çünkü Türkiye'de mahkemeler karar verdikten sonra bakıyorlar bunu uygulayalım mı uygulamayalım mı diye. İzmir Dikil'de işletilen Çukurova'nın altın madeni için verilen ÇED gerekli değildir kararının yürütmesi durduruldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hukuk zaferi diye duyurduğu kararı Pirus zaferi olarak değerlendiren avukat Serdar Sinan, karar madenin üretimini etkileyecek mi göreceğiz diyor. Çünkü orada şeyler tam gaz sürüyor, çalışmalar. Evet, Karar Gazetesi'ne bakalım. Karar Gazetesi'nde enflasyon seçimden önce düşer. Erdoğan'ın sözü bu. Bekle ve gör. Cumhurbaşkanı uzmanların ekonomi biliminde yeri yok dediği faiz politikasını geri dönüş olmayacağını vurguladı. Eğer ben ekonomi tahsili görmüşsem, oh ne güzel. Bir de kendi kendine notlar verse. Mesela ben ekonomiden her zaman 9.9 alırdım. Ya da A artı notlarım vardı. Bir de şu okuduğun okulda bir iki tane hocanı söylesene. Ben ondan çok etkilendim. Ya da şöyle olabilir. O hocam bendeki yeteneği gördü ve benden çok etkilendi. Kitaplarını benim sorularım doğrultusunda değiştirdi. Ve çok değerli ekonomi teorileri ortaya çıktı.
Hatta dünyanın gelişmiş ekonomistleri de gelip el altından onun makalelerinden istifade edebilir miyiz diye benden izin istediler. Ben o zaman öğrenciydim, ülkenin başbağıydım ve siyasetle uğraşıyordum. Ver dedim hocam, merak etme falan diye böyle salla yolla at gitsin şeye benziyor. Torbalı'da Ermo vardı, şimdi rahmetli oldu. Ermo şey yapıyor, hikayeler anlatıyor, ortasında kendi olduğu hikayeler. Saate de bakayım, 20 dakika, 2 dakikada bitireceğim bunu. Mesela oturuyor Torbalı, İzmir Torbalı'da kahvede, işte ona sorular soruyorlar falan ve o gaza gelecek bir soru sorulursa konuşuyor, bazen hiç konuşmuyor. Ve bir gün Kurtuluş Savaşı'na ilişkin anekdotunu anlatıyor. Diyor ki, önde diyor Yunan treni gidiyor. Ben diyor arkadayım diyor, bizim milli mücadele güçleri diyor. Yanımda diyor Mustafa Kemal Atatürk. Ondan sonra tam gaz veriyorum. Ve birden diyor şey çıktı diyor, lokomotifin teker şeylerini birbirine bağlayan atkılardan biri çıkmış oradan. Mustafa Kemal döndü bana, dedi ki bırak oğlum Ermo, onlar bizimkiler, onları İzmir'de denize döker. Ben bir dakika paşam dedim diyor, şeyi kolu boşa aldım, yandan çıktım diyor, böyle diyor ten diyor dönerken diyor, ama diyor nasıl da diyor kar yağıyor böyle diyor, fırtına. Diyorlar ki dinleyenler, ya Ermo diyorlar biraz usturuplu at diyorlar, altı Eylül'de diyorlar kar yağar mı Torbalı'ya, İzmir'deyiz 6 Eylül. Ya diyor o zamanki diyor 6 Eylül'le şimdiki 6 Eylül bir mi diyor. Ondan sonra parmağımı diyor soktum diyor bir yerine, paşam çekin kolu dedi ve tren hızlandı diyor. İzmir'e varmadan diyor Yunan trenini yakaladık. Aynen böyle ve eksiksiz anlatıyor. Hazret de Ermo düzeyine çıkmış vaziyette yani. Evet, ekonomi tahsili ettim. Sebep faiz, enflasyon sonuçtur. Kesinlikle bakılması gerekir. Evet, altında ise fırtına garibanı vurdu. Bursa İnegöl'de devrilen simit arabasının altında kalan Suriye uyruklu Mahmut Baradei ağır yaralandı. Çatalca serbest bölgesinin kapı girişindeki saat kulesi de devrildi diyor. Lulos can aldı, evet. Ekonomi modeline tepki. Deniyoruz'la vatandaşın cebini dolduruyorlar. Abdülatif Şener, Karar TV'de böyle demiş. Ahmet Davutoğlu ise asıl kelepir ekonomisi mandacılıktır demiş. Mandacılıkla suçlamıştı Erdoğan onları. Ve sürmanşette yeter artık bu karanlık. Kalıcı saat uygulamasına tepkiler dinmiyor. Evet yani 8'de hava aydınlanıyor. Normali yani 7 olması lazım. 7'ye alsalar saati biraz daha insaflı olur. Doktor Büşra kedisini almak isterken 5. kattan düştü. Bu hayvanseverliği de bazen ölümcül sonuçları olabiliyor. Biraz daha dikkatli olmaları gerekir ve çok büyük acı bırakıyorlar. Evet hayvanları sevelim ama bu kadar tehlikede kedi sonra, yani kediyi damda ararken kayılabilir, düşülebilir ve çok riskli. Kedinin de düşme riski var ama kedinin kuyruğu olduğu için o kendini toparlama imkanı var. Ve ayrıca gelebilir. Evet, Karar Gazetesi'ni bitirdik. Şimdi sırada Hürriyet Gazetesi ile var. Onda devam edelim. Evet, Lodos felaketi. Geçelim. Hürriyet'i okumamak eksiklik olmaz herhalde. Sözcü Gazetesi ile devam edelim. Faiz sebep, enflasyon neticedir diyen tezim değişmedi. Asla taviz vermem diyen Erdoğan'a CHP'li Özel'den uyarı geldi. Yol yakınken bu yoldan dön dedi. Göreceksiniz enflasyon seçim öncesi nerelere düşecek.
Ya bu konuda müjdeyi Süleyman Soylu verse daha iyi. O çünkü 15 gün içinde ekonomiyi hallediyor, Türkiye'yi uçuracak diyor. Kandırıldık diye feryat etmeden bize kulak verin. CHP'li Özgür Özel. Bu yeni model, nedeniyle ekonomi yokuş aşağı gidiyor. Evet, yol yakınken Türkiye'yi soktunuz bu yoldan, dönün, kandırıldık diye feryat etmeden bize kulak verin demiş. Ve barut bitiyor. Bülent Arınç'ın sözleri bunlar. AKP'ye bir uyarı da partinin ağabeyi Bülent Arınç'tan geldi. AKP'nin 2011 yılında %50 oy aldığını hatırlatan Arınç, şimdi alabilir miyiz? Herhalde alamayız. Bunun sebebi çok dedi ve şu çarpıcı örnekleri anlattı. Bir kale düşmüş. Aslında bu hikayeyi Hasan Pulur daha güzel yazıyordu dün. Onun 6. ölüm yıl dönümüydü. Napolyon generalini çağırmış. Demiş ki savaşı neden kaybettik? Efendim demiş 18 nedeni var bunun demiş. Say bakalım. Birincisi cephanemiz bitmişti. Gerisini sayma demiş. Bülent Arınç ise bunu kale komutanı bilmem ne falan diye uzun uzun anlatıyor. Birinci maddede barutumuz bitmişti diyor. Aslında doğrusu cephane bitti. Cephane bitince de şey... Daha doğru bir tespit de biz yapalım. AKP'nin artık pili bitti. Ve dolduracak, şarj edecek yeri de yok. O bir türlü üretilemeyen yerli otomobil gibi. İktidara bir uyarı da kriz altındaki ezilen vatandaştan. Akşener Yalova'da halka kulak verdi. Tekin İstanbul'da halkın derdini dinledi. Gürsel Tekin tek başına parti gibi çalışıyor. Peki şöyle devam edelim. Gene hesabı sandıkta göreceğiz demiş esnaf İYİ Parti lideri Akşener'e böyle söylemiş. Omikron yayılıyor. Yine buradan da var. Yeni Çağ var mı? Ben şöyle bir bakayım. Şimdi tek tabak... Evet bunu kulaktan söyleyelim. Çünkü oradan ararken vakit kaybediyoruz. Evet. Yeni Çağ manşetinde... Artık kaybedecek saniyemiz kalmadı başlığı yer alıyor. Üretim ve ticaretin durma noktası geldiğini açıklayan Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu, TÜRKOFED, ekonomi yönetimi anlayışa değil acil değişikliğe ihtiyacımız var diyor. Erdoğan da taviz vermeyeceğim demiş. Yakında böyle bir yumruğunu öbür yumruğuna vurarak bunu söyleyecek. Ayrıca dili de olağanüstü yani. Şimdi bizde yokmuş. Yani daha doğrusu gazeteler şeye internete birinci sayfalarını koymamışlar. Milliyet'te de şöyle diyor. Faiz lobisi kuduruyor diyor. Faiz lobisi kuduruyor. Bir cumhurbaşkanının ifade biçimi böyle olabilir mi acaba? Mesela bunu lisede bir öğrenci söylese evladım... Dikkat et, terbiyeli konuş diye öğretmenleri uyarır, onların kulağını çeker. Ama Cumhurbaşkanı böyle konuşursa ona hiç kimse bir şey söyleyemiyor tabii. Yani ayrıca en fazla da kendisini yaralıyor. Yani küfür eden birine, sürekli hakaret eden, küfür eden birine ne kadar güzel konuştu. Gerçekten yani müthiş güzel küfür ediyor diye saygı duymaz zaten. Yani o kendi kendini sıfırlıyor. Evet, korunma süremiz şimdi aleyhimize doğru işliyor. Bu da Profesör Doktor Faruk Aydın'dan aşı olanların 6 aylık sürelerinin dolduğunu belirterek korunma süremiz bitti. Aşılanan kişi sayısı artmaması halinde bir ay içerisinde vakalar ikiye katlanabilir. Henüz pandeminin önüne geçemedik. Bunun tek silahının aşı olduğunu söylüyoruz.
Omikron'a karşı hazır olun uyarısı gelmiş. Bu da Dünya Sağlık Örgütü'nden. BioNTech'e çağrı, aşınızı acilen geliştirin. Ayrıca hiç olmazsa bu şimdi eskimiş olan koruyuculuğu bitmiş olan aşılarla ilgili olarak formülleri başta Afrika olmak üzere bütün dünyaya açın bunları ve dünya para fonları size bununla ilgili olarak toplu bir ödeme yapsın. Çünkü bu para kazanılacak bir alan değil. Yani sağlık alanı maalesef sektör haline geldi. Sağlık sektörü deniliyor. Yani bir sektörün çalışması için o sektöre ham madde lazım. Sağlığın ham maddesi de insan. İnsanlar hastalanacak ve sektör gelişecek. Eğer hastalanmazsa o zaman hastalık ölçüleri değiştirilecek. Mesela bundan 15-20 yıl önce diyabet hastaları yani şeker hastaları için açlık şekeri sınırı en altı 100, en altı 60, en üstü de 140'tı. 140 onun bir derecesi var. Şeker, kandaki şeker oranı 140 çıkarsa bu en üst sınır. Şimdi aradan 20 yıl geçti. Bu 140 sınırı 100'e indirildi. Açlık kan şekeriniz 101 çıkıyorsa kırmızı nokta koyuyorlar oraya. Risk altındasınız, tehlikedesiniz diye. Halbuki Halil Aziz Derli hocamız, buradan kulakları çınlasın diyoruz. Çapa Tıp Fakültesi'nin doneridir o. Diyor ki şeker hastalarında açlık şekeri 140 ise tamam diyor. Tamam yani üzerinde uğraşmayacaksınız. Ama onun üzerinde uğraşıyorlar. Çünkü ilaç sektörü babam gelişmek zorunda diye. Bir güne geçelim. Bir günün manşetinde krizin çözümü köklü değişim. İntihar olarak yorumlanan bir plan içinde ilerliyor. Erdoğan seçime kadar bu çizgide kalmakta ısrarcı. Çoklu krizler yaşanırken AKP'nin yol haritasına karşı solun tutumu sadece seçimle sınırlı kalmamalı demiş. Gazete Korkut Boratav bugün yazmış. Korkut Hoca neoliberal program önceki yıllarda yığılan atıl emek rezervlerini kalıcı kılar. Toplumsal bunalımı geleceğe de taşır. Bu nedenle orta dönemde düzen iç seçeneklerle radikal bir kopuş perspektifiyle bakamayız. Ekonomik kriz ile toplumsal bunalım ayrımı yapılmalı ve sol muhalefet kriz AKP iktidarına son verecektir. Yanılgısına da kapılmamalı diye uyarmış Korkut Hoca. Hayri Kozanoğlu da şöyle yazıyor bugün. Köklü bir değişim şart diyor. Türkiye sadece ekonomik kriz yaşanmıyor Türkiye'de. Başkanlık sisteminin işlemesinde baskılarla kendini gösteren siyasi kriz, siyasi bir krizden de geçiyoruz demiş. Toplumsal bir krizle karşı karşıyayız. O nedenle sadece ekonomik programla asgari ücretin yükseltilmesiyle düze çıkamayız. Topyekun bir mücadeleyi, köklü bir değişim talebini yükseltmek tek çare demiş. Evet, başta da hukuk geliyor. Hukuk, adalet, adalet çağrıları. Türkiye'de adalet sarayları var ama adalet ne yazık ki yok. Omikron'u bulmak için önce onu aramak gerek. Sağlık Bakanı Koca, tüm dünyadan mücadele ettiği omikron varyantına Türkiye'de rastlanılmadığını açıklamasını Profesör Doktor Adıyaman, Türk Tabipleri Birliği eski başkanıdır Adıyaman Hoca. Yanıt geldi. Bir şey bulmak için önce aramak lazım. Aramazsanız bulamazsınız zaten. Dünya Sağlık Örgütü yeni varyantı indirirken mevcut aşıların omikrona etkisiyle yönelik incelemede sürüyor. Turan Hoca arıyor. Acaba siz şey yapar mısınız? Turan Akıncı. Buradan cevap veremeyeceğim. Gelmiş. Herhalde kapıda giremiyor içeri. Onu da bir bakın. Bizim bugün ikinci bölümümüzde Turan Akıncı 1950
60 arası siyasi dönemi inceleyen kitabıyla birlikte geldi. Birazdan da bizim stüdyomuzda yanımızda olacak. Evet, kayınpederinden geline bir adet kadro. Yük'ün kişiye özel ilanla getirdiği sınırlama kağıt üstünde kaldı. Pamukkale Üniversitesi'nde işine özel kadro açılmasının ardından göreve alınan rektör Hüseyin Bağan, görevden alınan Hüseyin Bağan, yerine gelen yeni rektör Profesör Doktor Ahmet Kutluhan döneminde de değişen bir şey olmadı. Bu kez rektör danışmanı Profesör Mehmet Akgün'ün gelini AA kişiye özel ilanla tek başına girdiği sınavdan kadroyu kaptı. Ya insanda bir parça utanma olur yani böyle sınavlar yapıyor. Bir gün bunlar ortaya çıkar ve bunun hesabı sorulur. En azından şöyle sorulur. Ya hocam utanmadı mı böyle bir şey yapmaya? Bütün sen devlet adına oradasın ve eşit olmak zorundasın. Hani cebinden bahşiş çıkartıp vermiyorsun ki garsona falan. Kadro var, devletin kadrosu ve bunu hak eden alacak. Sen hiç kimseye haber vermeden gizli bir ilan ver ve bir kişi sınava sok. Sonra de ki sınavı kazandı, geldi. Ya benim akrabammış o tesadüf falan mı diyeceksin yani. Yuh artık. Tek adaylı ihale yarışını kazanmak zor olmadı. Bir tane de burada işte. AKP iktidar döneminde partili yandaş isimlere rant aktarmalı aracı olarak kullanılan. Ya ne olur hatırlatmayın çocuklar. Direkt konuya girin. Şuradan başlıyor haber aslında. AKP'li Giresun Belediyesi belediye birimlerine kullanılması amacıyla aldığı 668.500 liralık kömür için AKP Yerel Yönetimler Başkanı Ekrem Civelikoğlu'nun şirketini tercih etti. İşte bu haberi bu kadar. Önüne, sonuna, arkasına onun yorumunu bize bırakın. Biz yorumlayalım buradan okurken. Okurlar da kendisi de yorumlayabilir bunu. Fırtına kabus oldu, can aldı. Marmara ve Ege'de fırtına çatılar uçtu. 6 kişi öldü, hayatını kaybetti. Burada 5 kişi diyor, yani 4 kişi diyor. Sonra 5'e çıktı başka gazetelerde, 6 da var. Evet. Sezgin Baran Korkmaz'ın yerine bu kez NBB mi geldi? SBK'nın. Henüz Sezgin Baran Korkmaz vakasının ne olduğunu tam çözemezken bir benzeri boy göstermeye başladı. Şu sıralar Necati Budak Borse. Her ikisinin de hamisi eski CIA direktörü Volsey Bahadır Özgür'ün haberi bu. 17 Kasım Turizm Gazetesi yazarı Köfteoğlu. 17 Kasım'da Turizm Gazetesi yazarı Köfteoğlu. Bulak'ın Onur Air'den alacağını, Onur Air'i alacağını duyurdu. Bulak'ın şirketi NBB Holding ile ilgili bazı bilgiler verdikten sonra SBK'nın bir hayli benzeri olduğunu da açıkladı diyor. Evet. Altta Yeni Şafak var. Yeni Şafak'ımız var mı acaba? Tamam. Yeni Şafak'a bakalım. Evet. Yeni Şafak da sürmanşette. Onlar da Erdoğan'ın güzel fotoğraflarını bulamıyorlar artık. Kederli ve soru işaretleri dolu bakışlarını koymuşlar. Bari eski fotoğraf koysaydınız, her tarafını kadrajlamışsınız. Evet. Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret edecek diyor. Erdoğan, göreceksiniz enflasyon nerelere düşecek. Fıkra gibi yani bu da. Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisinin faiz sebep, enflasyon neticedir dediği, bugün de aynı tezi savunduğunu söyledi. Erdoğan bakın şöyle, Erdoğan virgül tırnak içinde, Tayyip Erdoğan en başından beri bu faiz inecek diyordu. Asla bu konuda taviz vermem. Göreceksiniz enflasyon inşallah seçim öncesi nerelere düşecek. Tabii böyle bir tahmin yaptığı zaman Cumhurbaşkanı %100 haklı çıkacak. Enflasyon nerelere düşecek dedi. Mesela nerelere çıkabilir de orada. Bir rakam telaffuz etmiyor. Oran da telaffuz etmediği için diyecek ki benim dediğim çıktı. Nedir senin dediğin? Nerelere düşecek dedim. Gördüğünüz gibi nerelerde? Yani böyle bir ekonomi bilgisi olabilir mi acaba?
Ne olacak durumumuz? Kesin olarak söylüyorum, belki. Ha, güzelmiş. Belki. Gördüğünüz gibi gene halk haklı çıktı. Neden? Çünkü belki dedi. Musa Ağacık şey yapardı, Süleyman Demirel taklidi yapardı. Milliyet gazetesindeki odamızda oturur. Süleyman Demirel böyle bir şey söylememişti ama onu söylemiş gibi mantığı doğruydu. Şey derdi mesela odadan çıkarken, Allah belanızı versin demiyorum, vermesin de demiyorum. Peki ya ne diyorum? Ne haliniz varsa görün diyorum. Bunlar da aynı onun gibi. Yeni Şafak'ın manşetinde ise sana para, bu paraları niye verdiler? Bu bir iddianame aslında. AKP şeyli Deva Partisi'nin yeni kurucusu, yani yeni kurulan partinin Metin Gürcan'ın casusluk nedeniyle tutuklanmasının dolgusu buradan yapılıyor. Daha ortaya çıkan iddianame olmadan tutuklanma kararı verildi ama iddianame henüz açıklanmadı. Yeni Şafak'tan kamuoyuyla paylaşılıyor. Evet, son 5 dakikaya geldik. Bizim bugün anmalarımız da var. Erdal Tosun, Necdet Tosun'un iki oğlundan biri. Çok sevimli Bir Demet Tiyatro'da kendisi gönülleri fethetmişti ve çok erken kaybettik onu. Erdal Tosun'u. Evet, 5. yılı. Onunla ilgili olarak da akıllarda onun felsefi sözleri vardır. Yılmaz Erdoğan yazıyordu ama en çok ona yakışıyordu ve o da söylüyordu bunları. Bu kısa bir videomuz var, onu izleyelim. Sonra Perhan Kutman'ın da yaş günü var bugün. Ben sana kazanacağız demiştim. Direndik. Yeri geldi çelik gövdelerimize gömdük demir yumruklarımızı. Yeri geldi zincirlerimizin sesiyle uyandık uykularımızdan. Ama teslim olmadık ve kazandık. Hay Allah, yanıma cigara almamışım ya. Ben sana ne anlatıyorum? Sen cigara arayışındasın Suriye. Sen gerçekten pasifizmin ve teslimiyetçiliğin sembolü konumunda bir insan olmaya adaysın. Yahu bir cigara aradım diye niye teslim oluyorum? Ben burada zafer türküleri söylüyorum. Sen nikotin peşindesin Suriye. Ya ne zaferi ya? Adam sadece çağırdı bizi. Daha ne olsun? Sermaye bizi çağırmak zorunda kaldı Suriye. Evet, çok güzel. Söylediği şeylerin tamamı doğru metinler ama yani bu siyasette daha fazla etkisini yapıyor tiyatroda, politik tiyatroda. Yılmaz Erdoğan onları yazmıştı. Sevgili izleyiciler, bugün Perhan Kutman'ın gönüllerde olan sanatçı, o kadar çok dizisi var ki bugün 49 doğumlu, 72 yaşında ve en çok da Perihan Abla dizisi. Evet, Perhan Kutman bir ara Müjdat Gezen söylemişti. Sonra kendisine de sordum. Evet, doğru, bu Engin Ardıç denilen bir şey var ya, şey diyorum ona. Ondan nişanlıymış bir ara bunlar. Sonra Perhan Kutman toplum adına hareket ederek ondan onu def etmiş ve ayrılmış hayatından. İşte Perihan Abla dizisi hala akıllardadır. Kuzguncuk'ta çekilmişti ve Kuzguncuk'un da kaderini değiştirdi. Kuzguncuk şimdi bir hayli güzel bir semt oldu. Eskiden de güzeldi ama o kadar çok kafesi falan olan bir yer değildi. Herkes o dizinin çekildiği yerleri gidip görmek istiyordu. Perhan Kutman'ın doğum gününü buradan kutlayalım. Sevgili izleyiciler, dünkü fırtınada öyle görüntüler oluştu ki bunlardan bir tanesi de sınıf dayanışması olarak yorumlanabilir. Köprü üzerinde iki tane gördüğünüz gibi metrobüs motokuryeleri koruma altına almış ve öyle gidiyorlar. Çünkü çok şiddetli rüzgar var ve savruluyor orada. Araçlar bile savruluyor. Onlara koruma duvarı oluşturmuşlar. Böyle şeyleri de görünce hani bu ülkenin Atol Beyramoğlu'nun şiiri var ya, bitecek yerde başlayan diye, Türkiye'm güzel yurdum diyor. Bitecek yerde başlayan, yeniden başlayan diye. Evet,
otomobilleri bile savuran bir rüzgar vardı. Dün de bu dayanışma çok güzeldi. İstanbul Valiliği de bu akşam 18'e kadar, dün akşam 23'ten bu akşam 18'e kadar da motokuryelerin çalışmasını yasakladı. Okulları da tatil etti. Dün akşam da İrfan Değirmenci ana haber bülteninde mesela şöyle şeyler yayınlamıştı. Bu ortamda sipariş vermeyin lütfen, motokuryeler trafiğe çıkmasın bu rüzgarda diye. Sonra da mesaj atmışlar ona. Ya onlar işsiz mi kalsın? Yani sadece birkaç saat fırtına geçene kadar sipariş vermezseniz ölür müsünüz? Çıkın alın ya da yemeyin yani. Evet sevgili izleyiciler, birinci bölümün sonuna geldik. Şimdi kısa bir ara. İkinci bölümde Turan Akıncı bizim konuğumuz olacak. Saat başında karşınızdayız.